LGS'ye son 84 gün çok değerli bir süre. 84 günü çok iyi değerlendirirsek hayallerimizdeki Anadolu liselerini, fen liselerini, sosyal bilimler liselerini, Anadolu İmmatip liselerini çok rahat kazanabiliriz. Çünkü konuları azalttılar. Aynı LGS 2020'deki gibi sözel ve sayısalda sadece birinci dönem konularından soracaklar. Dolayısıyla çalışacağız ve kazanacağız. İnşallah güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Hayallerinizin peşinden koşun bir gün mutlaka yorulacaktır. Gerçekten de şu anda bazı insanlar hayal kuruyorsun imkansız LGS kazanılmaz ki matematik çok zor diyebilirler. Ama siz hayallerinizin peşinden koştuğunuzda matematikteki o altı konuyu yani normalde daha fazla konu vardı. Onları çalıştığınızda fen, Türkçe, inkılap, İngilizce, din her birini çok iyi çalıştığınızda hayalleriniz diyecektir ki ben bundan kaçamayacağım ben artık teslim oluyorum. Dolayısıyla şu anda yapmanız gereken tek şey çalışmak. Safiye Bisirik isimli bir öğrencimiz diyor ki hocam sonuç ay kaldı Süre azaldıkça benim stresim daha da artıyor. Bunun için ne yapabilirim? İkinci sorum ise deneme netlerim bir türlü artmıyor. Ne yapmalıyım? Hemen birinci sorusunun cevabını söylüyorum. Arkadaşlar yapmanız gerekenleri ya da yaptıklarınızı not aldığınızda ve bunları sakladığınızda bunlar sizin stresinizi azaltacaklar. Yani şunu söylemek istiyorum. Örnek veriyorum. Diyelim ki bu sizin bir defteriniz. Tamam mı? Her şeyi not aldığınız defteriniz. Defterinize, defterinize e, günler var. İşte diyelim ki bugün günlerden pazar olsun, sonra pazartesi, sonra salı, sonra çarşamba diye devam ediyor olsun. Siz pazar günü yapmanız gerekenleri yazdınız. Dediniz ki işte 20 tane deneme çözeceğim. İşte veya 20 tane değildi, de 20 tane soru çözeceğim. İşte iki tane deneme çözeceğim. Fenden şu kadar yapacağım. İşte 10 tane paragraf sorusu çözeceğim. Bir saatte bakacağım diye bir görev listesi yaptınız. Bunu yaptığınız gibi Veyahut hatta bunları yaptıktan sonra ikisi de olabilir hiç fark etmez. Bunları yazmanız, ben bunları bitirdim diye yazmanız, bunları saklamanız sınavlardan önce ve sınava doğru yaklaştıkça size inanılmaz moral verecek. Diyeceksiniz ki ya ben zamanında pazar günü bunları şu yapmışım. Pazartesi bunları bitirmişim. Salı günü bunları bitirmişim. Hatta yaptıklarınız değil, yapmadıklarınızı yazabilirsiniz. Nasıl yani hocam? Ben şu diziyi o gün izlemedim. Şu arkadaşlarımla buluşacaktım, buluşmadım. O gün arkadaşlarla Fortnite kasacaktık. O yapmadım gibi yapmanız gerekenleri ya da yaptıklarınızı yazdığınız gibi Yapmamanız gerekenleri de yazabilirsiniz. Niye? Çünkü sınava az bir zaman kalacaksınız ki ben bunları yaptım, bunları da yapmadım. Ben görevimi yaptım. Bundan sonrası tevekkül etmek, bundan sonra sonucu beklemek. Ama eğer sen bunları yazmazsan bir ne yaptığını göremiyorsun. 2 eğer bir şeyler yapıyor olsan bile strese giriyorsun. Ya ben bir şey yapmadım. Hala bilmiyorum. Acaba eksik miyim diyor. Halbuki sen bir sürü deneme çözdün. Bir sürü soru çözdün. Bir sürü gayret gösterdin. Bir sürü şeyden fedakarlık ettin. Bunları mutlaka gözüne sokman gerekiyor. Hani böyle etrafta belediyeler, billboardlar asıyorlar ya işte şunları şunları yaptık. Şu köprüleri yaptık. Şunlara yardım ettik. Buraya yaptık. Niye? Sizi mutlu etmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki bak biz belediye olarak çalışıyoruz. Merak etmeyin. Sizler bize vergi verebilirsiniz. Diye. İşte senin de kendini mutlu etmen gerekiyor. Bak ben bunları bunları yaptım demen gerekiyor. Bu senin sevgili Safiye stresini azaltacaktır. İkinci sorum ise deneme etlerin bir türlü Ne yapmalıyım? Şimdi bununla alakalı soruya tüm arkadaşlar için cevap vereceğim. Arkadaşlar son üç ay içinde öğrencilerimizi biz üç gruba ayırdık. Bir hızlı tekrarcılar, bir süper tekrarcılar, iki full denemeciler. Şimdi hızlı tekrarcılar dediğimiz şu. Yani şimdiye kadar tam anlamıyla çalışmamış ve artık madem konular sadece LGS 2020'deki gibi az olacak. Madem sadece sadece birinci dönem konuları var. O zaman ben dinamo seti almamıştım. Bunları alıp bitireyim. Ben zoru bankasını çözmemiştim. Bunları çözeyim. İlk tekrar kampına katılmamıştım. Bunlara katılayım diyen arkadaşlar için Için ...hazırladığımız dinamo set, zoru set, ilk tekrar seti... ...ve aynı zamanda son tekrar seti ve alt adımda hızlı tekrardan oluşuyor. Bunlar şimdiye kadar hiç tam anlamıyla başlamamış... ...eksikleri olan arkadaşlar için hazırladığımız... ...sadece birinci dönem konularından oluşan kitaplarımız. Eğer hocam ben o kadar da değilim... ...ben zaten sene başından beri çalışıyordum... ...ve şimdi çok iyisini yapmak istiyorum diyorsanız... ...siz süper tekrarcısınız. Bu durumda mutlaka son tekrar setimizi... ...ve alt adımda hızlı tekrar almalısınız. Aynı zamanda denemeler de çözebilirsiniz. Şimdi denemecilere de geleceğim. Burada süper tekrarcılar demek şu demek... yani. Yani zaten dinamolardan zorlardan ben soru çözdüm hocam. Ben zaten sizin fanatiğinizim. Yeni çıkan kitaplarını söyleyin diyorsanız son tekrarlar ve alt adımda hızlı tekrar ve denemelerimiz sizler için önemli. Hocam ben her şeyi çözüyorum. Bunları da çözdüm ama ben artık deneme çözmek istiyorum. Ben artık yardırmak istiyorum. Ben artık zaten birinci dönem konularıydı. Zaten konular da azaldı. Birinci dönem konularını bitirmiştim ama ben artık sadece deneme çözmek istiyorum. Veya da sadece deneme değil ama denemeleriniz bize gösterin diyorsanız sizler için süper üç tane denememiz hazır arkadaşlar. Birincisi doz denemeleri sadece birinci Dönem konuları. İkincisi 3 2 1 geri sayım denemeleri, sadece bir dönem konuları ve LGS ana denemeleri. Yani artık netler artıyor denemeleri. Bu da sadece bir jram konularından oluşuyor. Şimdi hemen bu denemeleri sizlere göstermek istiyorum. Neden? Çünkü bu denemeler size tam da LGS 2023'te netlerinizi artıracak ve sınavda dejavu hissi yaşanacak olan denemeler. Bu denemelerin özelliği şu arkadaşlar. Türkiye'de böyle bir deneme yok. İlk başta biliyorsunuz ki LGS'de bakın sözelde 50, sayısalda 40 toplam 90 soru var. Ama bu deneme farklı bir deneme. Nasıl biliyor musunuz? İlk başta 90 soruyla değil de 9 soruyla başlıyor. Yine deneme detaylı analiz sayfaları var. Her denememizde olduğu gibi. 9 soruyla başlıyor. Nasıl yani hocam? Şöyle. Hani eğer 90 soru değil de 9 soru olsa ne olur? Türkçeden 20 değil 2 soru gelir. İnkılaptan 10 değil 1 soru gelir. Dinden 10 soru değil 1 soru gelir. İngilizce'den 10 soru değil 1 soru gelir. Matematikten 20 değil 2 gelir. Fenden 20 değil, 2 gelir ya. İşte ilk 9 soruluk deneme var. Sonrasında bu 9 soruluk denemeler devam ediyor. 9'luk dozlar. Ardından 9'luk dozlar bittikten sonra 18'lik dozlara geçiyoruz. Yani Türkçeden... 20 değil 4 soru geliyor. İnkılaptan 10 değil 2 soru geliyor. Bu şekilde 18'lik dozlara geçiyoruz. Sonrasında 18'lik dozluklar bitiyor. 36'lık dozluklara geçiyoruz. Sonra 72'lik dozluklara geçiyoruz. Ama hepsi tam bir deneme. Hepsi tam anlamıyla denemenin küçültülmüş hali. Ardından 72'lik dozlar bittikten sonra da geliyoruz 90'lık dozlara. Bundan sonra gerçek deneme boyutunda gerçek denemeler çözüyoruz. Yani yavaş yavaş LGS için doz artırıyoruz. Önce 9'luk, sonra 18'lik, sonra 36'lık, sonra 72'lik, sonra 90 soruluk toplam 12 tane yeni nesil denemeli sizleri LGS'ye başarı ulaştırıyoruz. Sonrasında direkt geri sayım denemelerine geçebilirsiniz. Bunlar 3 adet tam LGS denemesi. Yani bunların içerisinde de yine deneme analiz sayfalarımız var. Yani bizim denemelerimizde bir şey yanlış yaptığında şöyle olmuyor. Yani işte FEN'de dokuzu yanlış yaptım değil. Sayısal bölümde, 3. denemede dokuzuncu FEN sorusunu yanlış yaptım dediniz Mesela açıyorsunuz burada. FEN'in 9. sorusu neymiş? Katı basıncı. Katı basıncını yanlış yaptım diyorsunuz ya. Katı basıncı ile alakalı alt adımda hızlı tekrarınızdan ya da son tekrar kitabınızdan bir daha çalışma yapabilirsiniz. Dolayısıyla bizde her bir konunun, her bir e, sorunun çözümleri var ve ne ile alakalı olduğu da burada var. Şimdi burada ise gerçek denemeler var. Yani 90 soruluk denemeler var. Aynı zamanda ana denemelerimizde de aynı şekilde sadece birinci dönem konuları var ve tüm konular var. Ve bütün bu kitaplarımızda ekstra 5 dijital denemede var. Yani sen burada 3 adet değil 8 adet deneme almış oluyorsun. Burada 4 adet değil 9 adet almış oluyorsun. Burada 12 adet değil 17 adet deneme almış oluyorsun. Bu denemeleri de çözünce süper denemeciler, full denemeciler olmuş oluyorsunuz ve LGS 2023'ü paramparça ediyorsunuz ve başarıya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bizler öğretmenler olarak size kapıyı açıyoruz ama çalışmalarınızla, gayretinizle bu liseleri, bu okulları kazanacak olan sizlersiniz. Bu denemelerimiz arkadaşlar doz denemelerini, artık netler artıyor denemelerini veya LGS geri sayım denemelerini Tonguç ya da sen Akın Tonk alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada LGS dershanesinde de çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Haftalık denemelerimiz yapılıyor. Reperlik yayınlarımız, 760 adet soru çözümümüz, 6 ayrı dersen genel tekrar kamplarımız ve her dersin canlı soru çözme tutarımız yapılmaya devam ediyor. Sizleri de LGS dershanesine davet ediyoruz. Dershanemizde canlı derslerimiz Kişi özel koçlarımız, özel derslerimiz, rehberliklerimiz ve her hafta denemelerimiz var. Birinci önem LGS kitaplarımızı ve kişi özel kitaplarımızı öğrencilerimize gönderiyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum hayallerinizin peşinden koşarsanız hayalleriniz yorulacak ve size teslim olacak. Mutlaka arkadaşlar LGS'ye hazırlanırken şunu unutmayın. Bu sene konular azaldı ve kazanma şansınız arttı. Sakın sakın etrafınıza yapamazsın, daha zor olacak, daha da zorlaştıracaklar. Zaten sadece birinci anam olduğu için gibi ifadelere kulak vermeyin. Sıkı sıkıya çalışın. Geri sayım denemelerinizi çözün. Ana denemelerinizi çözün. Doz denemelerinizi çözün. Buradaki ekstra 5 dijital denemelerinizi çözün. Denemelerde yaptığınız hataları tekrar edin. Ardından da hayallerinizdeki liseye zıbang diye girin arkadaşlar inşallah. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>